Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte Terkos Gölü'ndeyiz. Bugün bu şemsiyeyi deneyeceğiz. Şu anda biz turnaya yemsiz silikon atıyoruz. Bakalım bunu da deneyelim, ne olacak görelim. Yem olarak mısır ezmesi kullanıyoruz, ekmek kullanıyorum. Bir de şimdi çok erken olduğu için biz ciğer alamadık. Bir tavuk ciğeri falan varsa onu da alırsınız. Biraz yosunla falan ekmekle karıştırıp içine atacağız. Bakalım 5-6 saat sonra kaç tane balık tutacağız. Arkadaşlar çektik ama gördüğünüz gibi bir sürü yavru yakalamış. Biz bu yavruların bir kısmını yem olarak kullanacağız. Yani büyükçe olanlarını. Yani %90'ını açacağız. Zaten 300 tane vardır herhalde ya burada. Neyse, hemen zaman kaybetmeden atalım da şunlar ölmesin. Arkadaşlar orada videoyu uzatamadığım için hani videonun sonunda bir konuşma yapmak istiyorum. Ben bu tuzağı aldığımda ilk videolarda vesaire izledim. Birkaç tane yere baktım. O çok güzel balık tutuyorsunuz, büyük balık tutuluyor vesaire falandır filandır. Ama gelin görün ki bir sürü ve bir sürü küçücük küçücük balık tuttum. Ve hani attığım yer de epey derindi. O yüzden buna benzer tuzakların hani özellikle göllerde vesaire de atmanızı tavsiye etmiyorum. Yani yazık günah. Aynı zamanda hani belki akarsularda kullanılıyormuş daha çok herhalde. Akarsularda işte diyorlar işte biraz daha büyük balık gelir falan. Abi değmez bunun için. Ya ben bir hobi balıkçısı olarak aynı balığı oltayla da alırım ki zaten orada oltayla iki tane turna, yani 2 kiloda işte kızıl kanat aldık. Hem de bunu kaç saatte aldık, yani 3 saatte aldık. Hem eğlenerek vesaire falan filan. O yüzden ben bu tuzağı, buna benzer tuzakları özellikle bu göller tarafında ve yani kapalı hani denizle bağlantısı olmayan göller tarafında kullanılmasına vallahi karşıyım. Yani özellikle bu kadar balık tutulduğunu gördükten sonra, çünkü o balığı tutarsınız da yiyemezsiniz. Yani o balık minnacık balık ya, ne olacak, çerez gibi bir şey o. O yüzden bu tuzağı tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Biz de zaten hani onu satmadık bile, direkt orada çöpe attım. Evet arkadaşlar, diyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.